İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Hamşen, Artsakh'ın küçük yer adları, biz ve bizim dağlarımız, Mıher Margaryan'ın Azerbaycan'ın saldırgan tavrına ilişkin mektubu Birleşmiş Milletler'de resmi belge olarak yayınlandı. Cartar Belediye Başkanı, bahar çalışmaları başladı ama Azerbaycanlılar insanların bahçede çalışmasına izin vermiyor. Batı Ermenistan'ın afet bölgesinde çocuk ticaretinin riskleri. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Yeras bölgesinin muharebe mevzinde düşmanın açtığı ateş sonucu bir asker hayatını kaybetti. Gürcistan'da Hovhannes Tumanyan'ın anısına adanan etkinlikler. 700 yıl boyunca yarı bağımsız bir Ermeni gücü olarak varlığını sürdüren Hamşen, 1489'da Türklerin eline geçmesiyle yıkıldı. Hamşen'in son prensi David, Türklere yenilip Hamşen'den ayrılarak Siper ilçesine sığındı. Osmanlı kayıtlarına göre Hamşen ilçesinde 1620'lere kadar nüfusun ezici çoğunluğu Hristiyandı. O zamanlar Hristiyanlar Konstantinopolis'e oldukça ağır vergiler ödüyorlardı. Sadece Hamşen ilçesi 1609-1610'da 7090 kilo bal ve 2660 kilo bal mumu vergi olarak ödedi. 1626-1627'de vergiler %50 arttı. Hamşen halkının İslam'ı kabul etmelerinin en olası nedenlerinden biri Hristiyanlara uygulanan ağır vergilerdi. Bu İslamlaştırma süreci Ermeni Kilisesi'nin psikoposluğunun zayıflamasıyla da bağlantılıdır. 1630'da Hamşen dilinde yazılmış bir el yazması Yehnovit'in Haçikar Manastırı'nda psikoposun bulunmadığından bahseder. Daha sonra 1812'ye kadar kilisenin zayıflaması hakkında Hamşen'de kopyalanan hiçbir el yazması bilinmiyor. Ancak Haçikar zayıf durumuna rağmen 1915 yılına kadar hayatta kalır. Konstantinopolis İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin 1913 listelerinde kilise olarak kayıtlıdır. Bu sayede Ermeniler soykırım Armenosi'de kadar yakındaki Yehnovit, Elevit köyünde yaşamıştır. Ve bugün Çamlıhemşin merkezden dağlara doğru 35 kilometre uzaklıkta bulunan bu köyde bugünkü yayla köy ne bir Ermeniye ne de Haçikar kalıntılarına rastlarsınız. Biz ve Bizim Dağlarımız adlı anıt Artsakh'ın en ünlü sembollerinden biridir. Birkaç kişi tarafından Büyük Baba Büyük Anne, Batı Ermenice'de Mamik Babik olarak bilinir. Tüf taşından yapılmış bu anıt Stepanakert şehrinin girişinde yüksek bir tepe üzerinde yer almaktadır. 1967'de kuruldu. Heykeltıraşı Sarkis Bağdasaryan, mimarı ise Yuri Hagopyan'dır. Heykel kırmızı tüften yapılmıştır. Artsakh topraklarının kökleri ile halkı arasındaki kan bağını ve Artsakh halkının aile değerlerini ve yaşamı koruma konusundaki sarsılmaz iradesini sembolize eder. Anıt, şehrin girişinde binlerce ziyaretçiyi gururlu ve boyun eğmez bir tavırla ve ciddi bir bakışla karşılayan geleneksel kıyafetleri içinde yaşlı bir Artsakhlı karı kocayı temsil ediyor. Anıtın kaidesi yoktur. Sanki tepe yarılmış, o çatlaktan yukarı çıkmışlar ve ayaklarını memleketinin toprağına sağlam basmış izlenimi veriyor. Heykele Ermeni yazar, tarihçi, tarih bilimleri doktoru, şair, romancı ve oyun yazarı Bagrat Ulubabyan tarafından Biz ve Bizim Dağlarımız adı verilmiştir. Artsakh'ın ünlü mimarlarından Mamikon Farsyan'a göre anıt çok zor şartlar altında dikilmiş. Sovyet Bakü liderliği anıtın inşasına karşı çıktı. Ayrıca o heykelin Stepanakert şehri yakınlarına yerleştirilmesiyle ilgili şikayette bulundu. Ancak tüm bunlara rağmen Artsakh halkının sarsılmaz iradesi sayesinde nihayet kuruldu ve şehrin kartviziti oldu. Stepanakert'in girişine bir anıt dikilmesi fikri o yıllarda Artsakh Dağlı Karabağ Bölge Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Muşeh Ohancanyan'ın doğrudan katılımıyla hayat buldu. Anıt, dünyanın uzun ömürlü insanlarının onuruna inşa edilen ilk anıtıdır. Başka bir deyişle bu anıta uzun ömürlüler anıtı da deniyor.
Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve Ermeni halkına karşı bölgesel emelleri ve şiddeti kışkırtma politikası ve sürekli saldırganlığı bölgedeki durumu istikrarsızlaştırıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maher Margaryan benzer içerikli bir mektubu Birleşmiş Milletler'e gönderdi. Armen Press'in haberine göre mektup 21 Mart'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul'un resmi belgesi olarak yayınlandı. Mektupta Azerbaycan'ın düşmanca davranışı ve saldırgan yayılmacı söylemi, onun saldırganlık yolunda devam etme ve toprak hırslarını yeni askeri operasyonlar için bahane olarak kullanma niyetini bir kez daha göstermektedir deniyor. Maher Margaryan, geçmiş suçların cezasız kalmasının Azerbaycan'da devlet düzeyinde Ermeni nefretini teşvik etmek için verimli bir zemin hazırladığını da vurguluyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, işgal altındaki Nahçıvan da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın kontrolündeki Artsakh topraklarında Ermeni tarihi, kültürel ve dini mirasın yok edilmesine de atıfta bulunuyor. Ermeni kiliselerinin ve eski Cuhan'ın 5000'den fazla haçkar anıtlarının barbarca yıkımından bahsediliyor. Azeriler tarım işi yapan insanlara uzaktan düzensiz ateş açıyor. Bu haber Artsakh'ın Martuni bölgesine bağlı Cardar Şehri Belediye Başkanı Vladik Hovanisyan tarafından News AM'e aktarıldı. Daha önce Artsakh Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Müdürlüğü 22 Mart sabahı Cardar Şehri'nin idari bölgesindeki Klazindere olarak anılan bölgede yer alan üzüm bağlarında tarım işi yaparken 7 kişinin Azerbaycan ordusu tarafından hedef alındığını bildirmişti. Cardar Belediye Başkanı yaptığı açıklamada çalışan insanlar yönü doğrultusunda uzaktan düzensiz ateş açıyorlar. Çalışmamıza izin vermiyorlar. Bahar çalışmaları başladı. Mahalle sakinleri bahçelerde çalışıyor ancak Azerbaycanlılar işlerini yapmasına izin vermiyor. Azerbaycanlılar tarafından gerçekleştirilen bu vakalar sık sık tekrarlanıyor diye belirtti. Batı Ermenistan'da meydana gelen depremde hayatta kalmış çocukların durumu birbirinden farklılık gösteriyor. Bazı çocuklar ebeveynlerini kaybetmiş durumdalar. Kimi çocuklar başka bir şehre göç etmek zorunda kaldı. Çocuk Hakları Hareketi içinde yer alan bazı sivil toplum örgütleri bölgede çocuklara yönelik psikososyal destek yani çocukları güçlendirecek çalışmalar yürütüyor. Ancak bunlar yeterli değil. Çünkü depremin etkilediği bölge çok büyük. Kamu idaresi hak temelli çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliğine açık olmadığı için de sivil toplumun insan haklarına dayalı müdahalesi yeterli olamıyor. Kamu idaresi bu işi çoğunlukla dini temelli muhafazakar örgütlenmelerle yapıyor. Bu durumda çocuk hakları açısından büyük bir sorun. Ayrıca haklara ve özgürlüklere erişim konusunda güçlük yaşayan bazı gruplar var. Kamu idaresi bu grupları da dikkate alarak bir afet sonrası müdahale yürütmüyor ne yazık ki. Ebeveynlerini kaybetmiş ya da hala bir şekilde onlara erişememiş çocuklar devletin koruması altında olmalılar. Ancak devlet bu süreçte aile birleştirmelerine odaklanmalı, bunu titizlikle ve çocuk haklarına dayalı bir şekilde yapmalıdır. Ebeveynlerini ve yakınlarını kaybeden çocuklar Türk devleti koruması altına alınmaya başlandı. Bu süreçte çocukların dini kurumlara yerleştirilmesi gibi bazı haberler çıktı. Bunları Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı da itiraf etti. Tabii ki çocukların dini kurumlara yerleştirilmesi, devletin bakım yükümlülüğünü bu kurumlara devretmesi çok büyük bir sorun. Bu bir çocuk hakkı ihlalidir. Dünyanın her yerinde bu tür kriz durumlarda çocuk ticaretinin arttığını biliyoruz. Bu önceden bilinen bir risk. Kamu idaresinin bu riski bilmesi, göz önünde tutması ve buna ilişkin önlemler alması gerekirdi. Ancak bunu da yeterince yerine getirmediğini söylemeliyiz. Bugün kayıp çocuklar olarak belirtilen çocuklar arasında çocuk ticaretine maruz kalanlar var mı örneğin? Henüz bilmiyoruz ama kamu idaresinin bunu bilmesi gerekiyor. Batı Ermenistan hükümeti durumu izliyor ve ilk çocuk hakları ihlali ve kaçakçılığı vakalarında uluslararası kuruluşlara başvuracak ve dava açacaktır. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın bildirdiğine göre
Yeras bölgesindeki askeri siperde asker Arşak Sarkisyan, düşman tarafından açılan silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan mesajda 22 Mart saat 16.20 sularında Yeras bölgesinde bulunan bir muharebe siperinde Savunma Bakanlığı'nın ne askeri biriminde görev yapan Arşak Sarkisyan, düşmanın açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Büyük Ermeni şairi Ovanes Tumanyan'ın anısının 100. yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle Tiflis'in Leonidze'nin adını taşıyan Gürcü Edebiyatı Müzesi'nde 23 Mart'tan 13 Nisan'a kadar Tumanyan ve Tiflis başlıklı sergi açılacak. Gösteri Tumanyan'ın Tiflis yaşantısının algılarını sunuyor. İnsan ilişkilerinden edebi patlamalarına kadar. 24 Mart'ta Saracişvili Devlet Konservatuarı salonunda bir anma konseri düzenlenecek. Gegard adlı şarkı grubu Tumanyan'ın sözleri ve Gomidas'ın müziğiyle sahne alacak. Etkinliğin organizatörleri Gürcistan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Ermeni Piskoposluğu'nun Gürcistan kolu, Yerevan'daki Ovanes Tumanyan Müzesi, Ovanes Tumanyan'ın Evi adlı bilim ve kültür merkezi, Hayartun Kültür Merkezi, Yerevan'daki Gomidas Müze Enstitüsü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size dünyaca ünlü kompozitör Gomidas Vartabet'in Gurung adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.